Cumhuriyet YouTube izleyenleri, bugünkü konuğumuz çok sevgili arkadaşım Nevzat Yıldıran. Sevgili arkadaşım diye girdim çünkü çok uzun soluklu. İlhan Selçuk'un 90'lı yıllardaki Cumhuriyet Vakfı'nın kuruluş yıllarından başlamış bir paylaşımlarımız var. Ve KOPÇE'nin kuruluşu da içinde olmak üzere, KOPÇE yönetimi de içinde olmak üzere çok uzun yıllar birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Nevzat Yıldıran'ı tanıtırken eğer eğitimi ve mesleğini söylersek ekonomi. İşletme mezunuyum. Ekonomist ve de işletmeci, yani işletmeci doğrudan doğruya da ciddi şirketlerden de çalışıyor, danışmanlık yapıyor. Ama bize sorarsanız Nevzat Yıldıran bir sanat insanı ve toplumsal sorumluluk insanı. Ve bu alanlardaki katkılarıyla hep var. Cumhuriyet ailesinin içindeki oluşunun da nedenleri bunlar. O birliktelik çok uzun soluklu olduğu için oralardan gideceğiz. Oradan başlayacağız. Yani KOPÇE'nin kuruluşundan başlayacağız. KOPÇE bir Cumhuriyet dönemi kooperatifi olarak kuruldu. Gönlündeki İlhan Selçuk'un kafasındaki proje KOPÇE ile kültür kooperatifi ve tarım kooperatifi hepsi bir arada ve etkinlikler. Gerçekten de çok etkinlik yaptık, çok buluştuk. Yönetimler de bu alanda hep çalışıp çabaladılar. Birinci aşamada KOPÇE'de konuşmacı olarak önde İlhan Selçuk ama yönetimde sorumlu olarak Erdal Atabek başrollerde, KOPÇE'nin yönetimindeki sorumluluklarıyla da birlikte. Çok uğraşıldı, çok hızlı yol almaya ama Türkiye koşullarında çok hızlı yol aldığımızı söyleyemiyorum. Fakat vazgeçmedik. İlhan Selçuk ve Erdal Atabek'ten sonra da sürdürmeye kararlıyız. Cumhuriyet Gazetesi de KOPÇE'nin arkasında durmaya kararlı. Tekrar hoş geldiniz diyorum bu çerçevede. Hoş Şimdi bulduk. şeyden başlayalım isterseniz. O sizin Cumhuriyet aidiyetiyle buluşmanızdan başlayalım. Çok güzel bir yerden soruyu sordunuz. Aslında ben de Cumhuriyet Gazetesi benim için ne anlam ifade ediyor? Nasıl tanıştım? Oradan yola çıkmak istiyordum. Ben Cumhuriyet Gazetesi'ni ilk kez ilkokul 3. sınıfta ilkokul öğretmenimiz ismini de zikredeyim. Asım Önder'in kolunun altında gördüm. Ben okuma yazmayı çocuk, yani 5 yaşımda falan öğrenmiştim. İlkokula giderken de okuma yazma biliyordum. Gazetelere ve dergileri buldukça etrafında okuyordum. Cumhuriyet Gazetesi diğer gazetelerden en kötüsü elimizde yoksa bile bir bayinin önüne gidip işte oradaki gazeteleri falan okuyordum. Cumhuriyet Gazetesi her zaman daha anlamlı gelmişti çocuk yaşımda bana. Fakat sonra zaman ilerleyince, yaşımız ilerleyince toplumsal olaylara da ilgim nedense çocuk yaşta başladı. Nedense değil Yani bazı şeyler tabii sohbetin içerisinde gelişecek mutlaka. Ben mesela ortaokul öğrencisiyken 1971 ihtilali oldu. Yani 11-12 yaşlarında bir çocuğum. Fakat ilgim çok fazla vardı bununla ilgili ve gazetelerde sürekli takip ediyordum. Yani o Deniz Gezmiş'in olaylarını, işte İsrail Başkonsolos'un kaçırılması meselesi. Çocuk yaştayım ama. Evet. Yani sonradan da Kızıldere'de Mahir Çaya'nın kıstırılması, katledilmesi meseleleri falan hepsini takip ettim. Bunların çoğunu da Cumhuriyet Gazetesi'nden takip ettim. Ya ben bir şekilde buraya doğru evrildim ve benim Çok iyi. gönlümde hep Cumhuriyet Gazetesi zaten hep okuduğum bir gazeteydi. Lise döneminde de tabii dönemin işte 10-12 Eylül öncesine denk geliyor. 1976-77'lere denk geliyor. O zaman da tabii ki sol grupların içerisinde nefes almaya başladık. Şimdi tabii şöyle bir özelliğimiz var. Bana göre çok gençsiniz. Çünkü ben 66'da Cumhuriyet'e başladım. Siz de 59 İstanbul Evet. doğumlusunuz. Ama çok hızlı yetişmişsiniz. Ve ben sizi hiç böyle kendimden çok küçük olarak görmedim. Bana yol gösterici olarak gördüm. Estağfurullah. Özellikleriniz nedeniyle yol gösterici Estağfurullah. olarak gördüm.
gerçekten insan olma ve Cumhuriyet'in arkasında durma, Cumhuriyet kültürü ve Cumhuriyet değerlerinin peşinden koşmayla ilgili yol göstericilik başka bir şey. Orada her şey var. Siz gerçekten sanat kimliğiniz çok önde. Zaten İFSAK yönetiminde de uzun yıllar birlikte görev almanız bunu gösteriyor. Ama edebiyatla da aynı tutkularla bağlısınız. Kopçe'nin kadroları çok tutkulu insanlardı, evet. Derken bir kısmını kaybettik ama çoğunluk yaşam içinde. Sizler çılgın gibi bir toplumsal yaşamın içinde roller üstlendiniz. Yani sizin bir örnek tiyatroları izleyip toplu kendinizi jüri ilan ederek tiyatrolar üzerinden ödül düzenlemeleriniz var. O kadar titizsiniz ki o genç sanatçılar uçarak sizin ödüllerinizi aldılar ve sonra da sanatçı olarak damgalarını vurdular yaşama. Çok katkınız var. Kitap okuma günleriniz var. Onları titizlikle yürüttünüz ve sürdürdünüz. Ve tabii İlhan Selçuk Krevi'nde, İlhan Selçuk'un kendisi de çok söyleşiye katıldı ama çok aydınlanmacı insanlar, günün gündemine uygun olarak orada etkin katılımlar içinde oldular ve sizler hep yönetimdeydiniz. Evet. Onun için siz şimdi devam edin lütfen. Ben tabii ki yine kaldığım yerden devam edecek olursam, yani bu söylediğiniz sanat ve kültür faaliyetlerinin belki açılımını sohbet içerisinde yaparız ama ben Cumhuriyet'e nasıl tutkuyla evet. bağlandığımı söylemek istiyorum. Yani yine işte Atatürk ilke ve inkılapları zaten bizim şeyimiz artık, haritamız, yol haritamız. Oradan hiçbir zaman için kopmadık. Cumhuriyet değerleriyle örtüştü. Zaten herkesin bildiği bir şey. Cumhuriyet gazetesiyle Cumhuriyet özleşmiş vaziyettedir. Benim sizin yazılarınız, İlhan Selçuk'un yazıları, yani işte Uğur Mumcu'nun yazıları falan benim her zaman okuduğum yazılardı ve benim için Cumhuriyet Gazetesi yol gösterici bir evet. çizgideydi. Tabii böyle olunca biliyorsunuz yine geri dönebiliriz konulara ama 12 Eylül'den sonra bu sol grupların dağıtılması, büyük bir demoralize olmak, büyük bir hasar alması sonucunda toplumsal duruşumuzu nasıl ifade ederiz konusunda bende de bir takım görüşler oluşmaya başladı. Ve tabii ki sanat ve kültür camiasından nefes almaya yönlendim bu durumda. Ve sorumluluklar üstlendim. Dolayısıyla tabii zaman içerisinde sorumluluk yükseldim. Ama bunları söylerken tabii iş hayatı ve ekmek parası kaygıları da vardı tabii. Ama zaten olduğu yaşamımızda gibi. Ekonomi. Evet, o da tabii bir şey. Şimdi ben gazeteyi, tabii ki gazeteyi her gün alıyorum, her gün okuyorum. Özellikle köşe yazılarını okuyorum. Bir gün ilan görünce daha önce Kopçe'den gelen arkadaşlarımız size konuk oldular. Onlar zaten özetlediler bu konuyu. Ben hiç düşünmeden hemen oradan Cumhuriyet Mahallesi'nde Cumhuriyet yazarlarıyla benim hayranlık duyduğum yol göstericilerimle buluşmak için hemen orada bir arsa elde etmeye çalıştım. Aldınız ama evinizi yapamadınız. Yapamadık. Maalesef işte olmadı. Arsamız hala duruyor. Hala gönül bağım devam etsin diye hala duruyor. O bir, ama yönetimdesiniz. Yani, yönetimdeyim tabii. Şimdi böyle bir kültür, oradaki yaşamı düzenlemek için bir kültür ve çevre kooperatifi kurulduğunu duyunca ben ilk genel kurula üye olmama rağmen geldim. Kooperatifin kuruluşunun ilk genel kuruluna ve tabii ki çok demokratik bir ortam Cumhuriyet Camiası. Zaten başımızda İlhan Selçuk var yani o toplantıda. Görev almak isteyenler deyince benim elim kalktı. Ben denetim kuruluna görev almak istiyorum dedim. Çünkü üye değildim henüz ve ama oraya girmek istiyordum. Ondan sonrasını zaten biliyorsunuz. Yönetim kuruluna girdim. İlhan abiyle, sizinle, Erdal abiyle, Erdal Atabek'le çok iyi zamanlarımız geçti. Çok çok beslendik, çok öğrendik. Yani sonra Krevi'deki, Cumhuriyet Mahallesi'nin Krevi'ndeki yapılan etkinliklerin çoğuna katıldım. Çok büyük etkinlikler oldu tabii yani, çok katılımcı. Orada ben hem belgelemek için bazı videolar çektim, hem de aynı zamanda bazı konuklar için moderatörlük de yaptım. Ama sürekli orası benim için şeydi, yani bir
kendimi ifade alanı ve kendi mahallemde gibi hissediyordum kendimi. Yani kültür mahallesinde hissediyordum kendimi. Dolayısıyla Kopçe'deki iletişimimiz o. Şimdi beslenmenizden söz ettiniz. Herhalde beslendiğiniz için herhalde çok kolay geliyordu. Yoksa siz orada yaşamadan uzaktan gidip gelerek bütün evet. O yolculukları göze alarak hep orada olduğunuz, yani kolay bir şey değil. Doğru, doğru. Ama işte yani bunlar tabii ben şuna inanıyorum, yani bir ilişkiler dünyası, Balzac öyle der, her şey bir ilişkiler dünyası içerisindedir der. Ben de ona ek olarak, yani bunların hiçbirinin tesadüf olmadığını, ben bu kendime yazılı olarak yol göstericilerim sizlerin, aslediyorum burada. Onlarla birlikte yollarımın kesişmesi benim demek ki çok büyük bir isteğim ve azmim ve sonucunda oluştu. Dolayısıyla ben tabii dediğim gibi çok çok beslendim. Sizlerle sohbetlerimde çok beslendim. Erdal Atabek'le olan sohbetlerimde çok beslendim. Dolayısıyla işte bu noktaya kadar geldik. Ama ben burada bir gerçeğin altını çizmek isterim. Biz burada gazete sorumluluklarımız nedeniyle zaman ayıramadığımız için siz, bu bütün yükleri siz aldınız. Evet, biz aldık ama yani işte ben tabii Kopçe ile ilgili fazla konuşmak, rol çalmak istemiyorum. Çünkü arkadaşlarımız, şu an yönetimdeki arkadaşlarımız var ama hepimiz içindeydik. Hani ben Kopçe'de daha öne çıkan bir pozisyonda olmak ihtiyacında değilim. Ben daha çok sizlerle birlikte aynı havayı koklamak, aynı kültürde bulunmak. Dediğim gibi tesadüfen sizi, mesela şu anda aklıma bir şey geldi. Siz Şükran Arayıcı'yla bir sohbet yaptınız. Semih Arayıcı'yla, özür dilerim. Evet. Bir sohbet yaptınız. Komşunuz Oktay Arayıcı'yla. Evet, evet. Komşumuz. Fakat orada bahsedilen çaydaki radyasyon ve radyasyon ölçümleri meselesinde o ölçümleri yapan, o zaman asistan olan Gülten Atun Semih Aracı'yla çok yakın insanlardı. Hı hı. Ben bu, sizin o gün tekrar gündeme getirdiğiniz o haberi yapılması meselesini, sizin yaptığınız haberin sayesinde ben o haberi o zaman biliyordum, yayınlandığını, yasaklar vardı, işte 12 Eylül'ün baskıları vardı vesaire. Yurt dışına gitmek zorunda kaldım onu yapabilmek için, o verileri elde edebilmek için. Şimdi düşünün, sonra ben yıllar sonra Kopçe'nin içerisinde sizinle yakın olduğumda, bu konu açıldığında bir baktık ki benim tanıdığım insanlarla sizin tanıdığınız insanlar aynı yerde buluşmuşlar. Peki yani, bunu nasıl açıklıyorsunuz? Yani insanlar birbirlerini aynı değerlerle arayıp buluyor mu yani? Yani burada tabii bir bilimsel bir şey söylemek mümkün değil. Ama ben bunun bir enerji olduğunu düşünüyorum. Yani aynı dünya görüşündeki olan insanlar doğal olarak bir yerlerde yolları kesişiyor. Yani fotoğraf dünyasında da sonra bunlar belki konuşulacak. Evet, tabii. Ama bizim yolumuzun kesişmesi, yani benim için sizin Şükran abla olmanız Kopçe sayesinde olmuştur. Ve benim hayal bile edemeyeceğim insanlarla dostluk edebilme şansı oluşmuştur. Ama diğerine baktığınız zaman geçmişte de aslında bir şekilde sizinle bir duygusal bir enerjimiz olmuş birbirimize haberi olmadan. Evet. Şimdi orada hemen aklıma geldi, yeri gelmişken atlamadan onu geçmeyelim. Çünkü bizim kamerayla Cumhuriyet'in de olan yazılarıyla da Ergun Çağatay arkadaşımız Fransa'da bir sabotajda çok büyük bir yaralarla, yani ölümden döndü. Sonra da ama Cumhuriyet'le bağlarını koparmadı. Siz onunla çok yakın, nasıl dost oldunuz, nasıl oldu? Neden Ergun Çağatay'ın aramızdan ayrıldığında Ergun Çağatay'ın ayrılışını organize etme sorumluluğunu duydunuz? Bu ilginç bir duruş. Şimdi tabii belki konularda arada arka geleceğiz. Yok, çok iyi, çok ortaya hoş, çıkarmak çok, için. Çok hoş. Şimdi Ergun Çağatay tabii, o da benim bir abim. Ergun Çağatay'ın bu 1983'te Orly Havaalanı'na Asala terör örgütü tarafından atılan bomba sırasında ağır şekilde yaralanmış bir insan. Hatta çok uzun zaman yattı. Çok tabii. Uzun süre yanık tedavisi gördü. Evet. Benim onunla abi kardeş bağlamında dostluğum onunla bağlamında hala ellerinde sargılarla dolaşırdı. Evet, o evet. Şeylerin, yakınlıkların izleri vardı. Şimdi Ergun Çağatay'la yine fotoğraf dünyasında işte buna benziyor şimdi bu hayranlık şeyler. Hayranlık, yani abiniz ve hayranlık duydunuz. Evet tabii, ben onu tabii ki tanıyordum.
İşte bizim İFSAK başkanlığım ve İFSAK başkanlığımdan sonra Salı Fotoğraf Grubu adı altında yeni bir fotoğraf grubu teşekkül etmem. Oralara da belki geliriz fotoğraf bağlamında. O zaman bizim grubumuza gelmişti, işte yurt dışından artık Türkiye'de yaşamaya başlıyordu. Bizim grubumuzda davet ettik ve sağ olsun kırmadı. Ergun Çağatay ilkeleri olan, ilkeleri, sağlam ilkeleri olan bir cumhuriyet aydınıydı. Yalnız bir fotoğrafçı değildi. Ve o diğerlerinden çok ayrılır. Diğerlerinden çok ayrılır derken onun kadar değerli isimler var elbette. Objektif değil sadece. Değil. Yani. Mesela o, yine aynı şekilde belki yine sohbeti açılır. İsa Çelik de bu değerlerden biridir. Evet. Ama Ergun Çağatay zaten babadan cumhuriyetçi. Ve hiçbir zaman için cumhuriyet ülkelerinden herhangi bir çıkar, herhangi bir rant uğruna vazgeçmemiştir. Duruşu olan bir abimizdi. Dolayısıyla bizim aslında belki de dostluğumuzun, fotoğraf dışındaki dostluğumuzun birleşmesi bu ilkeler doğrultusunda olmuştur. Şimdi siz uyarınca anımsadım. Pek çok telefon konuşmamız oldu. Ergun Çağatay bir görsel sanatçı olarak İstanbul'u kirleten her tür yapılaşmanın kavgasını da veriyordu. Ve o zaman arayıp uyarıyordu. Şurada şu var. Bunun bir fotoğrafını çekin, buna bir karşı bir şey yayın yapın diye. Evet, siz de söylemiştiniz bunu bana, doğru. Ben onun ağzından duymadım ama sohbetlerimiz sırasında sizin ağzınızdan bunları duydum. Evet, o çünkü toplumsal muhalefeti kendine görev edilmiş bir insandı. Edilmişti. Yani sessiz kalamıyordu. Yani bir fotoğrafımı çekerim, işime bakarım değil. Türkiye'nin bütün sorunları onunla her zaman sorundaydı. Yalnız Türkiye'nin değil. Dünyanın sorunları da onun sorunları içerisindeydi. Yani şimdi Ergun Çağatay ile ilgili özel bir program yapsak gerçekten yerini doldurur. Ama, tabii, ama saygıyla uğurlayalım evet, şimdi o onun zaman. Tabii saygıyla uğurlayalım. Onun vefatı bizi çok üzdü. Çok üzdü. Ben onun en yakın dostu olarak, ailesiyle de çok yakın görüşen bir insan olarak törenini düzenleme görevini üzerime aldım. Çok kolay bir görev değildi. Çok duygusal bir anımıza denk geliyordu. Çok şaşırmıştım yani sizi görünce karşımda. Evet. Ama bizim Ergun Çağatay'la mesela adalet yürüyüşünde, Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünde fotoğraflamak için bir iki defa gitmişliğimiz, onlara katkı vermişliğimiz vardır. Yani sadece dediğim gibi hem düşünceleri olarak hem de eylem olarak hem de çok ileri yaşlarındaydı bu şey olduğunda. Ona rağmen, Ağustos sıcağında düşünün. Yani orada bulunmak hakikaten şey değildi ama öyleydi yani. Utku'nun çağrısıyla ben de gitmek zorunda kalmıştım. Kalça ameliyatından yeni çıkmıştım. Ve ama yani Kılıçdaroğlu'ndan gelmiş bir daveti hayır deme hakkını görmedim kendimde. De bir de bir tek Esen Taner için isteniyordu. Devrek Sapağı'nda Zonguldak'ı belgesel olarak gösterecekler. Ben de Zonguldak tanığı olduğum için, o belgeselde de konuşmacı olduğum için yürüyüşte olmamı istedi. Yani bu kadar titizlikle ittifaklar oluşuyor yani bu birbirini bulma olayları. Evet yani ben ona çok inanıyorum. Ergun Çağatay'la da bir şekilde buluştuk. Sizinle nasıl buluştuysak onunla da bir şekilde buluştuk. Evet yani ben ailesi adına da teşekkür ederek orada nokta koyalım isterseniz. İsterseniz Koopçe ve Cumhuriyet İlhan Selçuk ilişkileri üzerinden devam edelim. Birazcık orada İlhan Selçuk biliyor. Hayır oradaki etkinlikler, Krevi etkinlikleri üzerinden. Şimdi aslında Krevi etkinliklerinde yani İlhan Selçuk tabii ki çok bizim başkanımızdı. Konuşmacı oldu defalarca kere. Çok önemli konuklarımız oldu değil mi? Evet çok önemli konuklarımız tabii oldu. Şimdi hepsinin ismini saymak gerçekten hayır, çok değil, zor tabii ki. Hayır ama şey önemliydi yani İstanbul'un çok farklı yerlerinde yaşayan Cumoklular araçlarla, otobüslerle oraya paylaşarak masraflarını İstanbul'un her yerinden geliyorlardı ve o salon ve bahçe doluyordu. Elbette arabası olanlar imece usulüyle arkadaşlarının yanına alıp getiriyorlardı. Arabası olmayanlar bir otobüs kiralıyorlardı, paylaşıyorlardı otobüs masraflarını ve oraya geliyorlardı. Yani oraya bir toplumsal siyasal duruş arenası. Kesinlikle öyle. Yani siz düşünün ki neredeyse 100 kilometre uzaklıktaki hatta Kadıköy'den belki daha fazla uzaklıktaki bir alana
Birkaç saatlik söyleşi için, biraz aydınlanmak için, insanlarla bir arada olmak için. Bütün bir gün. Bütün bir gün orada zaman geçiriyorsunuz. Yani bu gerçekten çok büyük bir özveri. Konuşmacılar için lazım. De öyle tabii. Katılımcılar yani için de çok özveri. Bunu organize eden bizler için de tabii bu özveri ama bize önemli değil. Biz severek ve gönlümüzü vererek bunu yaptık. İlhan Selçuk burada büyük bir yol gösterdi bize. Fakat ondan sonra Erdal Atabek bu bayrağı daha da ileriye taşıyarak, bu söyleşilerden vazgeçilmemesi gerektiğini söyleyerek, yani şu anda ben gerçekten bilim adamı, siyasetçi, felsefeci, öğretmen, her aydınlanmış olan her şeyden yani çok, konuklarımız çok, çok vardı. Çok oldu. Evet. Çok oldu. Bazılarında işte dediğim gibi galiba İsa Eşme'yi hatırlıyorum ben. Moderatörlük yaptım. Onların arşivime var zaten görselleri vesaire. Yani orada önemli olan oradaki kültürü yerleştirmek ve yetiştirmek. Ben şu andaki Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan insanların, yaşayabilen insanların ciddi bir kültür ortaklaşmasıyla yaşadıklarını düşünüyorum. Zaten evet. Takip de ediyorum, gidiyorum, geliyorum zaman zaman. Şimdi bu sizin çoklu kimliğinizde edebiyat çok özel bir yeri var. Başlık, ayrı evet. Başlıkla altını çizmişsiniz. Edebiyat ve kitaba tutku ve bununla ilgili örgütlülüklere katılım. Şimdi şöyle, kitap tabii ki gazete okuduğum gibi ilkokuldan itibaren kitap, roman, o tip şeyler zaman buldukça, fırsat oldukça, başka sorunlardan fırsat buldukça okuyordum. Yani hatta bizim çocukluğumuzda ya da lise çağlarında diyelim, doğum günlerinde insanlar birbirine kitap hediye ederlerdi. Evet. Şimdi öyle bir gelenek kalmadı. Dolayısıyla hep birbirimize kitap hediye ettiğimiz için kütüphanemiz de küçük çapta da olsa bir kütüphanemiz oluyordu. Büyürdü. Tabii şimdi iş hayatına girmek bazı toplumsal ve sanatsal aktivitelere girmeyi engelliyor. Bir süre sonra yine aynı yere nefes almak için çıkıyorsunuz. Bizim yeni Kopçe'den arkadaşımız Aydın Ergil yönetim kurulunda da görev yaptı. Onun kurduğu bir ekin yazılı dostları. İnşaatçı yani. İnşaat evet, inşaat mühendisi. Evet, çok ilginç. Eşi sevgili Nurdan Hanım da öyle. Nurdan Ergil. Onların oluşturduğu bir edebiyat grubu. Daha doğrusu okuma grubu diyelim ona. Yani bu çok gelişti zaman içerisinde. Karadeniz Eylülisi'nde olsun, İzmir'de, Ankara'da, Marmaris'te gruplar oluştu. Hatta sonradan da sanal gruplar vesaire oluştu. Biz o gruplarda bir kitabı, ayda seçtiğimiz bir kitabı okuruz ve ondan sonra ay sonunda o kitabın üzerinde tartışmalar yaparız. Yazarla ilgili, konuyla ilgili. Kuru okumuyorsunuz. Yok tabii, o tartışmalar oluyor. Yani onun o kısmı öyle, edebiyatla ilginiz öyle. Tabii ben biraz yani çok okumayı seven, yalnız roman ve türü değil, yani incelemeler de okuyorum, felsefi kitaplar da okuyorum anlayabildiğim ölçüde. Bunları okurken sonra yine ismini zikrediğim Hatice Erdem diye bir emekli felsefe öğretmeniyle birlikte klasikler diye bir grup kurmayı karar verdik. Pandemi döneminde de biraz hemen arkasına denk geldi bu. Ben aslında edebiyatı en çok şurada tutuyorum. Daha sonra belki gene konusu açılabilir. Daha önce ismini duyduğum, kitaplarını bildiğim Marcel Proust'un tek bir romanı var biliyorsunuz. Kayıp Zamanın İzinde. O romanı pandemi döneminde fırsat mı fırsattır diye 7 cilt olduğu için o dönemde okudum. Çok etkilendim. Şu anda en etkilendiğim yazarlardan biridir. Hatice Erdem'le de bunu okuduk, konuştuk. Sonra bir grup kurduk. O grupla okumaya başladık bu 7 ciltlik romanı. Bir sene falan sürdü bu okumalarımız. Dolayısıyla onun üzerinde şu anda ciddi bir şekilde eğilmiş vaziyette. Peki burada bir sorum olacak. Lütfen. Çok zor bir iş mesleğiniz ve onu çok ciddi yapıyorsunuz ki sizi eleman olarak, yönetici olarak tutuyorlar, sarılıyorlar size her koşulda. Siz bunu sürdürürken nefes almak adına yaptığınız işler de çok ciddi ve çok zor. Yormuyor mu yoksa nasıl nefes aldırıyor? Yani ben
aslında yorucu gibi görünüyor dışarıdan bakıldığında. Ama iş hayatı normalde ben 8 saatimi iş hayatına ayırıyorum. Bazen artıyor zaman. Ama bunun dışında yani çok uzun zaman, yani İFSAK başkanlığı yaptığım dönemler olsun, tabii, diğer şeyler tabii. olsun, ben eve çok geç saatlerde gitmişimdir. Yani işimden çıktıktan sonra bu alanlara. Başka bir alanlara da çalışmak aslında nefes almaktır. Yani ama bunu ciddiyetle ve sevgiyle ve sorumlulukla yaptığınız zaman aslında hiç yorulmuyorsunuz. Yani ben o konuda yoruluyorsunuz diye. Ben mesela gençlere şunu tavsiye ediyorum. Mutlaka ve mutlaka tırnak içerisinde profesyonel bir hobi oluşturun kendinize. Çünkü hayatın zorluklarından, iş hayatının zorluklarından, ekonomik zorluklardan nefes alamadığınız dönemlerde o sanat ve kültürle ilgili olan hobiler size nefes aldıracaklardır. Evet. Benim öyle bir inancım var. O yüzden sizlerden öğrendiğim bir şey var bu arada. Yani ben çok koşturan, habercilikte hamallık yapan bir kişi olarak siz çok koşturuyorsunuz. Çok okumaya da zamanım kalmıyordu. Ve ömrüm yani birkaç saat uykulu koşturmacalarım haberleri eksiksiz doğru aktarabilme ile ilişkindi. Yani Cumhuriyet'le ve okurlarla paylaşmaktı. Ama ben sizlerin hep bir sonuçta sanki ağız birliği etmişçesine felsefeye geçiş yaşadığınıza tanıklık ediyorum. Ve bu bir rota gösteriyor. Sonraki yıllarda Vedat Günyoğlu falan yine Cumhuriyet ailesi içinde olmasıyla gelen iç içelikten sonra keşfettim ama denemeler diye bir yola geçmek, felsefeye diye bir yola geçmek benim daha önceden düşünebileceğim şeyler değildi. Server Hoca'nın da orada çok payı var. Koca koca tuğla gibi kitaplar, hepsi felsefe ağırlıklı. Ve insanların başka yerlere getiriyor, başka yerlerde ufkunu açıyor. Yani bu sanki anlaşmış gibi hepiniz aynı rotadan gidiyorsunuz, aynı rotayı gösteriyorsunuz. Şimdi bilmiyorum yani başka sanat alanlarında da böyle bir yetersiz bir yer geliyor size. Yani edebiyatla ilgileniyorsunuz, romanlar okuyorsunuz, incelemeler okuyorsunuz fakat onların, o yazarların mutlaka bir takım felsefi görüşlerini de görüyorsunuz o kitapların içerisinde. Yani şimdi mesela Yaşar Kemal'e bir felsefeci değil diyebilir miyiz? Mümkün diyemeyiz. Değil. Mümkün değil. Bunun gibi çok çok yazarın ismini burada verebilirim. Az önce Fransız edebiyatından Marcel Proust'un adını verdim. Yani evet. O 7 ciltlik roman içerisinde Marcel Proust veya felsefesi diyebileceğiniz o kadar çok şey var ki onlar bir şekilde sizi yönlendirmeye başlıyor ve büyük bir kayıp hissediyorsunuz kendinizde. Oturup başlıyorsunuz, ilk çağ felsefesine dönüyorsunuz. İlk çağ felsefesinden yol almaya çalışıyorsunuz. Çünkü o yetersiz geliyor size o kısım. Acaba karanlıkçıların felsefe düşmanlığı buradan mı geliyor? Elbette buradan geliyor. Neden felsefe dersleri kaldırıldı okullarımızdan? Ben sanata da bağlarım bunu, edebiyata da bağlarım yani şey olarak. Hepsi kaldırıldı. Eğer ki ilkokuldan itibaren çocuklarımıza felsefe derslerini veriyor olmuş olsak ülkenin nüfusu yaratıcılık konusunda çok farklı bir yerde olur. Evet. Gerek sanat anlamında, gerek iş anlamında, gerek yani hangi anlamda olursa olsun bizim felsefi altyapımızın zayıf olması işte bu bir kayıp oluyor. Mesela bir bilince geldiğiniz zaman ne bileyim 30-40 yaşlarında, 50 yaşlarında bu bilince geldiğiniz zaman diyorsunuz ki ben çok zaman kaybettim. Biraz da felsefeyle uğraşayım diyorsunuz. Ve herhalde sizin sözünü ettiğiniz değerli insanlar da böyle yola çıkmışlardır diye düşünüyorum. Evet, yani şimdi bütün yabancı ve yerli klasiklerin çalışmaların başında olan bir Vedat Günyoğlu'nun elbette denemelere geçişi, felsefeye geçişi ve sentez olarak yol göstermesi. Vedat Günyoğlu hayranlığı sizin ekolde ve grupta çok yaygın. Elbette. Rastlantı da değil herhalde. Elbette değil. Sonra mesela Aydın Ergin'in adını zikrettik az önce. O mesela öğrencisiydi Vedat Günyoğlu'nun. Dolayısıyla onunla ilgili çalışmaları var. Onu yaşatmak adına birçok çalışmaları var. Bizim de öyle işte yani bana da ödülleri vermek düşüyor. Evet, evet, evet. Şeref veriyorsunuz aynen. Tabii. Doğru. Yani şimdi mesela Ergun Çağatay'ın adını yaşatmayı ben durup dururken kendime misyon edinmiş durumdayım. Yani onunla ilgili herhangi bir faaliyet olduğunda kendimi alıkoyamıyorum. Yani onu yapmaktan dolayı ve
bilmiyorum, Ergun Çağatay ile ilgili dediğim gibi başka bir program yapmakta yarar var. Geçen yıl Almanların oluşturduğu sergide de burada yardımcı olmaya çalıştım serginin oluşturulmasında. İşte İmamoğlu geldi açılışına, başkonsolos açılışına geldi Taksim Sanat Galerisi'nde. Orada bile bir destek vermeye çalıştım. Hani böyledir yani, bazı insanlar bazı işleri görevleri almak zorunda diye düşünüyorum yani. Yani evet, şimdi düşündüm. Hıfzı Veldet Velidoğlu ile Server Tanelli hocalarım bana yetti yani. Hani daha fazlasına yetişecek halim yok. Ama sizin tabii, siz arımaya gibi öyle derler ya. İkisini de yakından tanıyınca ve çok şeyi paylaşınca onlarla, yaşamlarındaki duruşu. Yani şimdi satırı geldi. Server Hoca'nın iki kez o yarım vücuttan dolayı pıhtıyla konuşmayı kaybedip, ben konuşmazsam yokum deyip, çok doğru, anlaşılıyor mu diye ilk ziyaretimde hastanede, ilk önünde kağıtlar, konuşmayı öğreniyor yeniden. İki defa yeniden konuşmayı öğrenmesine tanığım. Yani bu korkunç bir irade ve sorumluluk, yani toplumsal sorumluluk. Yani bunlar boşuna bu isimde insanlar değil tabii. Değiller. Yani bu bütün bunlar, hani bazen işte ben öldü rahmetli gibi tabirler kullanmıyorum. Aynen. Sonsuzluğa uğurladık diyor. Evet. Yani onu okumayacak, onu hatırlamayacak, güne gelinceye kadar unutulmayacaktır, yaşayacaktır. Yani onun kitabının okunduğu dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir insan, herhangi bir sanatçının, bir ressamın, bir fotoğrafçının bir şeyin eserini gördüğü sürece o yaşıyordur. Yani o yüzden ben onları hiçbir zaman için kayıp bile düşünmüyorum. Yani sonsuzluğa uğurladık diye kullanıyorum. Evet. Yani o bakımdan boşuna olmuyor yani. Şimdi burada yani biraz önce Okay Temiz sergisinden söz ettiniz sanıyorum. O muydu? Yok. Değil miydi? Yok, Okay Temiz. Hani şeyle, İBB başkanıyla katıldı. Yok, Ergun Çağatay'ın sergisi. Yeni açıldı. Pardon. Onu Ergun Çağatay'ın çok yeni bir sergisi. O yani geçen yıl falan olan bir sergiydi. Bu Okay Temiz sergisinden de söz edelim. Yani şimdi aslında yani fotoğrafla Okay Temiz, yani ben müzik de çok seviyorum. Çok müzik konserlerini izliyorum, gidiyorum. Müziğe karşı, müzikle tanışıklığım da zaten, hani klasik müzik ve cazla tanışıklığım da neredeyse peki genç çalışırken yaşamış. De müzik dinleme alışkanlığınız var mı? Var. Evet. Okurken de müzik dinleme alışkanlığım var. Çok yüksek sesli olmamakla birlikte. Evet. Çünkü onu ben hani dikkatimi oraya ama özel müzik dinlediğim seanslar var. Yani plak koyup müzik dinlediğim seanslar da var. Şimdi benim müzik tutkumu siz de biliyorsunuz. Benim iki kızım var. İkisi de konservatuvardan mezun. Biri keman ve biri bir piyano bölümünden mezun. Ben esasında büyük kızım Eylem Öykü ile çok zaman geçiremediğim için bu sosyal faaliyetlerle birlikte bir müzik platformunda beraber bir şeyler yapalım, zaman geçirelim düşüncesiyle Okay Temiz'i düşündüm. Fakat onu beceremedim çünkü bizim derslerimiz, Okay Temiz'le olan derslerimiz akşamları oluyordu. Kızın da tabii akşamları gelmesi mümkün değildi. Fakat bu vesileyle ben Okay Temiz Ritim Atölyesi'nin üyesi oldum. 15 seneye yakın onunla birlikte şey yaptım, müzik yaptım. Müzik yaptım demek yanlış olacak. Ritim duygumu geliştirdim. Aslında ritim duygusunu da şöyle önemsiyorum. İnsanlar bu büyük şehirlerde koşuşturma içerisinde ritim duygusunu kaybediyor. Bir yerde durması gerekiyor insanın. İşte onu, beynin dinlenmesi yani. Evet, yani o tekrarlar, o ritim duyguları vesaire sizi bir şekilde iç dünyanızı da terbiye ediyor. Öyle düşünüyorum ve bundan gerçekten de yararlandığımı düşünüyorum. Şimdi bizim yine İpsak ve Salı Fotoğraf grubuna dönersek sonra, ama oradan itibaren benim bir tecrübem de vardı. Biz Okay Temiz'le yakın olmaya başladık onun öğrencisi olarak. Çok konsere çıktık beraber. Tabii biz çok geride, yani öğrenciler sınıfında diyelim onlara. Ama yani o şeyi kullanmayı öğrendik tabii. Biraz oğlumun çocukluğunda görmüştüm, onda da o yetenek vardı. Eşyalarla bile ritim tutma duygusu. Şimdi ben tabii fotoğraf hep hayatımın içinde olduğu için, yani çocuk yaşlarımdan içinde olduğu için
Ve birdenbire işte İsa Çelikli, Gültekin Çizgen'in fotoğraflarıyla ilgili bir sergide yapmış olduğumuz için onu da belki konu ederiz. Yani Okay Temiz'in fotoğraflarından bir sergi yapmayı düşündüm. Ve kendisini açtım. Biraz huysuzdur ama çok yardımcı da oldu sonradan. Birkaç yıl çalıştık. Yani her yerde çalıştık. Yani yurt dışındaki konserlerine de gittim. Buradaki çalışmalarında da bulundum. Evinde bulundum. Her yerde fotoğrafını çektim. Yani onun hayatını... Nasıl bir kulak beslenmesi oluyor bu? Yani evet çok... Şimdi fotoğrafa yansıtmak öyle bir içimden öyle bir şey geldi. Dolayısıyla Okay Temiz Tonlar isimli diye, yani müziğin tonuyla fotoğrafın tonunu bir araya getirecek bir kelime, bir anlamla böyle bir sergiyi açtım 2008 yılında. Sadece Okay Temiz'in. Benim bildiğim Türkiye'de olmadığından eminim. Ama dünyada var mı bilmiyorum. Yani bir fotoğrafçının, bir müzisyenin, sadece tek bir müzisyenin fotoğraflarından bir sergi oluşturması fikri bana cazip geldi. Ama tabii çok farklı bir beslenme olmuş anladığım kadarıyla. Evet, yani yıllarla bir ritimle beslenerek o fotoğraflar yaratılmış yani öyle görüyorum. Şimdi ben tabii araya anekdotlar sokabilir miyim bilmiyorum ama yani ben sanat dallarının, sanatlar arası disiplinlerin birbiriyle ilişkisi olması gerektiğini ve ilişkilerinin birbirini beslediğine inanırım. Yani şimdi ben birden aklıma geldi, İFSAK başkanlığım sırasında kuşkusuz haftada iki gün etkinlik yapıyorduk dernek içerisinde. Evet. Bir gün İsa Çelik benim de aynen önceden hayran olduğum bir fotoğrafçı, sonradan çok yakın dostum ve abim olan bir insan. Cumhuriyet camiasının her zaman içinde olan bir insan. Dedi ki bana Nevzat dedi, ben dedi başka bir etkinlik yapmak istiyorum dedi. Emrin olur dedik biz de yani abimize. Ben dedi Osman Şahin'i getirmek istiyorum dedi. Osman Şahin'le söyleşi yapmak istiyorum. Belki tuhaf karşılayacaksınız bir edebiyatçıyla, bir öykü yazarıyla bir fotoğrafın ne alakası var diye. Yok dedim sen diyorsan yani bizim için okeydir. Yani böyle eleştirileri aldık doğrusu. Ama o Osman Şahin'in o günkü söyleşisinden, o gün tasvir ettiği öykülerinden bir takım pasajlarla ben insanların beslendiğini ve fotoğraf altyapılarının, fotoğraf kültürünün ve felsefesinin geliştiğini düşünenler derim. Yani o bakımdan müzik fotoğrafı, fotoğraf müziği, başka sanat dalları, edebiyat resmi, onu bunu, onlar hepsi birbirini besler düşüncesindeyim. Besliyor ve buluşuyor. Buluşuyor tabii kesinlikle. Tabii tiyatro da giriyor orada. Evet. Şimdi aslında tiyatroyla mı geçelim? Nasıl isterseniz hiç. Yani şimdi benim tabii söylemek istediğim nasıl Cumhuriyet benim hayatımda hani ilkokulda öğretmenimin kolunun altında gördüğüm bir Cumhuriyet gazetesi ile Cumhuriyet'i Kopçe'ye ve sizlerle tanışma, sizlerle dostluk etme şerefine sahip olmam nasıl bir yolculuksa fotoğraf içinde aynı yolculuk var, tiyatro içinde aynı yolculuk var. Yani benim ilk fotoğraf makinem ilkokul 5'teydi. Ben ilk karanlık odaya ilkokulun karşısındaki akrabalarımız olan biliyorsunuz onlar da göçmen insanlar. Akrabalarımız olan iki kardeş. Göçmenlik de bir ortak paydamız. Ortak paydamız evet. Onların benim buna çok ilgili olduğumu bilince fotoğraf baskısı yapılan karanlık odaya. Ben çünkü şöyle fotoğraf porte fotoğrafı çekerken abi ışığı getireyim mi, şunu alayım mı, bunu getireyim mi falan diye böyle bir şey içerisindeyken madem sen bu kadar çok meraklısın gel karanlık odaya. Orada baskı yaparken bana dayımın yardımcı karanlık oluyor. Karanlık odası mutfaktır. Evet, değil mi yani? Ama çok çok sihirli, şiir gibi bir şey. Elinize bir kağıda ışık veriyorsunuz, sonra bir yere sokuyorsunuz, sonra bir görüntü ortaya çıkıyor filan. Bu çok büyüleyici, hele bir çocuk aklıyla büyüleyici bir şey. Ben tabii ondan vazgeçmedim. Ortaokul döneminde ticarete de biraz yönelttim. Okul arkadaşlarımın fotoğraflarını çekip onları fotoğrafı da sattım. ortaokul döneminde işte ticari şeyim oralardan da geliyor. Bir süre ara verdik fotoğraf. Yani tiyatroya da aynı şekilde oluyor. Bu isterseniz ikisini bir araya sıkıştırarak söyleyeyim. Çünkü zamanı iyi kullanalım diye. Fotoğrafla ilgim biraz azalmaya başladı. Kopmadı. Yine Bayrampaşa Gençlik Kültür Merkezi vardı. Orada kültürel faaliyetler yapılırlardı 12 Eylül öncesinde. Göçmenlerin çok olduğu çok bir olduğu yer. Bir yerler. Evet, kesinlikle. Orada hem fotoğraf hem Üsküp halk dansları, folklor filan bu tip şeyleri. Tabii lise öğrencisiyiz. Bunların hepsine merak ediyoruz. Ve o arada tiyatro kolu vardı.
tiyatro koluna girdim. Tiyatro çalışmaya başladık. İşte provalar yapmaya başladık. Eğitimler almaya başladık falan lise çağında. Uzun süre provalar yaptık ama bir süre sonra yeterli olmamaya başladı. O, hocamızın bize vermek istedikleri bitti herhalde. Biz yeni tabii artık siyasal yani toplumsal olaylara, politik tiyatroya vesaireye daha böyle ilgi duyduğumuz için belki hatırlarsınız İstanbul Üniversitesi, yanlış hatırlamıyorsam Halk Topluluğu diye bir tiyatro grubu vardı. Evet. İstanbul Üniversitesi bünyesinde olan çocuktu. Yine yanlış hatırlamıyorsam başlarında Sedat Küçükay diye bir o zaman abimiz vardı. Onlar bizim Gençlik Kültür Merkezi'nde bulunan tiyatro salonunu kullanırlardı. Ve oyunlarını giderdik, izlerdik. Onlar tamamen politik tiyatro yaparlardı. Devrimci, ilerici yazarların oyunlarını oynarlardı. Brecht oynarlardı. Ve onlar bizim için bir idol gibi olmuştu. Bir gün gittik, kapılarını çaldık. Dedik ki abi bize de bir yardım edin. Bizim tiyatro çalışmak istiyoruz dedik. Değerlendirdiler. Biliyorsunuz bizim bir komiteye bir soralım bakalım dediler. Bir hafta 10 gün sonra haber verdiler. Dediler ki size bizim arkadaşlarımızdan bir tanesini öğretmen olarak atıyoruz dediler. O size ders verecek. Cemil Sönmez 1978'de İstanbul Üniversitesi'ne atılan bomba sırasında ölen 7. devrimci arkadaşımızdı. Yani öyle bir acı şeyi var. O bizi müthiş bir insandı. Çok mütevazı, çok güzel eğitti. Ve yanlış yere bomba atmıyorlar demek ki. Evet yani ve orada biz birkaç tiyatro oyununda oynadık. Cahit Atay'ın Pusulası'nı da hatırlıyorum, oynadık falan. O da kesildi tabii. Yani bir süre sonra ben o zamanlar tiyatro dışında yaşayamam derdi. Fakat işte aradan yıllar geçince, 20-30 yıl geçince o aşk yeniden canlanıyor. Aynı fotoğrafta daha erken canlandı. O 80'lerin sonunda canlandı. Bir tiyatro jürisi söz konusu oldu. Yine Aydın arkadaşımızın ilk törende benim kızımı çalmak için birkaç parça çalar mı diye törende çağırdı. Ben o zaman bu faaliyetlerden haberdar oldum. İzleme grubuna girdim. Derken beni davet ettiler jüriye. 10'uncusunu geçen sene verdik. Siz de ödüller verdiniz şimdi, zaman zaman. Şimdi orada dikkatimi çeken ama sizin ödül vermedeki seçim biçiminiz. Yani o oyundaki ünlü bir tiyatro sanatçısına ödül vermiyorsunuz. Tersine onun yetiştirdiği öğrencisine ödül veriyorsunuz. Bu da bir yeni kuşakları yetiştirme yolu değil mi? Yani sizin seçim... bunu gözlememiş olmanız beni çok mutlu etti. Şu açıdan bizim jüri, bir tiyatrolarla bir ilişkimiz yok bizim. Yani organik bağlarımız yok. Tiyatro oyuncularıyla, tiyatrolarla ve biz tamamen seyirci tarafını temsil ediyoruz. Yani tiyatroda, ya bütün sanat dallarında seyircisiz oynanabilir, yapılabilir ama gençlerin tiyatro... gençlerin önünü açma bu. İşte küçük salonlar var bildiğiniz gibi. Böyle hani 3-5 kuruşu bir araya getirip bir yerde zorla konservatuvardan mezun olmuş ya da tiyatro eğitimleri almış genç arkadaşlar oyunlarla kendini tanıtmaya çalışıyorlar. Biz onlara daha çok ilgi gösteriyoruz. Bu demek değil ki çok büyük prodüksiyonlar, güzel prodüksiyonlara gözümüz kapalı. Bu bir seçim yani. Yeni kuşak sanatçıları yetiştirmeye katkıda bulunmak, onları yönlendirmek ve evet, de onurlandırmak. Yani o ödül alışlarındaki sevinçlerini anımsıyorum. Yani koca bir okulun bütün öğrencileri, evet, arkadaşlarını alkışlıyorlar toplu olarak o ödül verirken. Şimdi, tabii falan. Orada en önemlisi bizim genç yetenek ödülleri diye 4 kişiye ödül veriyoruz her sene. Onun dışında bizim gözden kaçırmamaya çalışıyoruz. Yani yetişen yeni bir oyuncuyu, performansı iyiyse ama çok kriter odur bizim için. Yani oyunculuğu iyiyse gerçekten onu seçmek daha anlamlı geliyor bizim için. Tabii jürinin ortak kararı kuşkusuz bu. O bakımdan hani o tiyatroya nefes almamız, şimdi yılda 80 ila 100 oyun seyretmek gibi bir alanda. Oyuncu olamadık ama en azından izleyici olalım dedik. Tabii ki burada Cumhok ailesinin böyle bir görev üstlenmesi de çok ilginç. Yani gönüllü bir sürü oyunu gidip izliyorsunuz. Hepsini o dönemin oyunlarını ayrımsız. Hepsini izleyerek not veriyorsunuz, aranızda tartışıyorsunuz ve hepsinin içinden seçme yapıyorsunuz. Evet. Yani o çok
Kolay bir şey değil tabii ama ciddi bir iş. Ama çok keyifli bir şey, onu söyleyeyim. Evet. Zaten bu alanların hepsi keyifli olmasa bir insanın yapacağı şeyler değil. Fotoğraf da öyle değil. Yani fotoğrafa başlayışım da öyledir. Yani az önce söylediğim gibi gene çocukluğumdan gelen bir alışkanlık. İşte 80'li yılların ortasında şimdi bütün mesele hep 80'li yıllardan sonra. 80'li yıllarda önümüz kesilince az önce söylediğim gibi biz nefes alma alanımızı sanat ve kültüre yöneltmek zorunda kaldık. Bu da bir toplumsal görev. İnsanların kültürünü geliştirmek, eğitimli bir şekilde eğitimlerini sağlamak, sanatla eğitimlerini sağlamak önemli bir görev diye düşünüyorum. Toplumsal bir görev olarak düşünüyorum. Dolayısıyla hani benim İFSAK üyeliğim ve İFSAK başkanlığım da zaten bu yoldan yürüdü. Şimdi burada bir hızlanma yapmamız gerekiyor zamanı yitirmemek için. Şimdi bir pandemi dönemi gerekçe oldu bu ülkede ve toplumun uzun soluklu sorunları ve bir araya gelme, hak arama duygularını falan böyle şey dumura uğrattı yani örseledi. Doğru. Yaralandı. Ve şimdi ondan sonrasında çok zorlu koşullarda biraz şaşkın halde ne kadar zorlu bir noktada olduğumuzu ve ne kadar sorunlu toplumun %90 üstü için ne kadar acılı bir gerçekle yüz yüze kaldığımızla yüzleşmiş bir durumdayız. Nasıl görüyoruz geleceği? Nasıl yola, nereden yürüyeceğiz? Yani rota çizmek bu kadar çok yönlenmiş bir kişi olarak nasıl yol göstermek istersiniz? Şimdi yalnız pandemi değil, yani ülkemizin koşullarını her şeyi biliyoruz. Biz 12 Eylül gibi ağır bir 12 Mart, 12 Eylül gibi böyle onları çok ağır sanıyorduk ama evet, onları ağır sanıyorduk ama şu andaki siyasal durum da ağır geçiyor, ekonomik durum da çok ağır geçiyor ve onun üzerine de pandeminin gelmesi. Hani sanki üzerimize afyonlanmış olduk yani. Evet, aynen tabiriniz doğru. Ben hani üzerimize bomba atılmış gibi diyecektim ama afyonlanmış olduk. Fakat işte insan bilinci, insan iradesi burada ortaya çıkıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü düşünmek lazım. Hangi koşullarda yola çıkmış Mustafa Kemal Atatürk ve bize bir ülke, bir cumhuriyet armağan etmiş. Biz her ne kadar kıymetini o kadar iyi bilmiyorsak da ama nasıl koşullarda yola çıkmış. Yani insanların Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını okusalar ve onların çok küçük bir bölümünü kendilerine yaşam biçimi olarak belirleseler zaten hiçbir zaman için ideallerinden vazgeçmeyeceklerdir. Şimdi klinik konuklarımız, bu alanın uzmanı olan konuklarımız bazı şeylerin satır aralarını çizdiler. Mustafa Kemal en zorlu savaşlarda en büyük başarılara önünü açarken komutan olarak, yani Kurtuluş Savaşı'nın destanını Çanakkale'den sonrasıyla da devam ederek gerçekleştirirken en çok o savaşılan gecelerde kitap okumuş. Evet. Ve bu tabii şaşırtıcı bir şeydi benim için ama o uzman konuklar, asker kökenli konuklar dediler ki o kadar zorlu bir sorumlulukta deliler gibi kitap okumak, beyni dinlendirmek yani kaçınılmaz bir seçim diye. Yani çok güzel bir tanımlama olmuş. Gerçekten sizin bana sorduğunuz soruların altında da bu yatıyor. Yani başka bir alanla uğraşmak, başka bir şey yapmak dinlenmektir. Mustafa Kemal Atatürk okumuş bazı kaynaklara göre 3770 küsür, 3970. Hep o en zorlu savaşlarda gecelerinde okumuş. Evet. En çok o yani. Evet. Hepsini. Dünyayı ve ülkemizi. Evet. Çünkü okunması gereken. Çünkü dinleniyordu herhalde o saatlerde. Evet. Okuyarak dinleniyordu. Ve ona uyumuyor yani. Evet. Kesinlikle. Yani tersine uyuyacak da yani, sabahleyin kalkacak diye düşünülüyor ama değil. Benim haddim değil. Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşmak. Yazın. Benden çok 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 üstün insanlar var. Onları araştırmış insanlar var. Onlarla konuşuyoruz ama ben tek onu söylüyorum. Her gün onunla ilgili bir şey öğrendiğimde yeniden hayretler içerisine giriyorum. Yani birçok alanda, yani
Öyle 100 yılın lideri falan değil, binlerce yılın lideri olarak ben söylüyorum. Onun için bu kadar korkuluyor yani. Aynen. Emperyal olaraklar da onun için bundan. Ve bunu son zamanlarda çok söyleniyor. Bir tek lider var, öldükten sonra bile ülkesini yönetebilen bir tek lider var. O da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onu dediğim gibi benim haddimi aşar ama benim içimdeki Atatürk sevgisi başka bir boyutta. Şimdi konuya, sorduğun soruya gelecek olursak, onu düstur edinmişseniz eğer, karşınızda pandemi gibi ya da işte 12 Eylül gibi ya da başka bir şey sizin üzerinizde bir... Yani 2002'den bugüne yaşadıklarımız gibi. Gibi gelirse... En uzun soluklu tabii, sivil otoriterleşmenin en acımasız sonuçları. Kesinlikle öyle. Evet yani kesinlikle. Onlar olunca ya, ya pes edeceğiz ve ne olursa olsun diyeceğiz ya da direneceğiz. Yaşama savaşı. Yaşama savaşı vereceğiz. Ya pandemi de aslında öyledir. Edebiyat ve kültürle ilgili olarak söylüyorum. Örneğin tiyatro söz konusu oldu. Biz tiyatroların kapandığı dönem Nisan gibiydi. Aslında biz 7 ay kadar bir süre oyun izlemiştik. Aramızda tartışma açıldı. Ben bu konuda fikrimi söyledim. Sonradan arkadaşlarla tartışmadan sonra kabul edildi. Bütün diğer jüriler, birçok jüri var. Diğer jüriler ödül vermediler o yıl. Ben de dedim ki ödülleri törenle vermek zorunda değiliz. Pandemiye girdik, sokağa çıkamıyoruz. Evet ama biz oturalım sanal ortamda ödüllerimizi belirleyelim sanki her şey yolundaymış gibi ve ödülleri plaketlerini yaptıralım postayla gönderelim, tören yapmak zorunda değiliz ve mesela ilk direnişimiz, pandemiye karşı ilk direnişimizin bu olduğunu düşünebilirim yani örnek olarak. Şimdi Marcel Proust'un 7 ciltlik romanı dediğimde arkadaşlarla telefon trafiği kurarak biz bu pandemide bu kitabı bir daha okuyalım. Bir daha okuyalım. Ben ilk okudum ama okuyan arkadaşlarımız vardı. Bir daha okuyalım, üzerine tartışalım dediğinizde. O sizi gene bir şeye bağlıyor. Buluşamıyoruz. Sokağa çıkma yasağı var dedik. Okuma gruplarında sanal grup kuralım dedik. Sanal grup kurduk ve sanal olarak toplandık. Salı fotoğraf grubu... Yani beyninize hapsetmediniz. Etmedik. Salı fotoğraf grubu bizim her ay oraya gelirsek, her ay her ayın ilk salısı toplandığımız bir fotoğraf grubudur ve 95 yılından beri, 1995 yılından beri devam ediyor. Onu da şeyini ben yapıyorum, koordinatörlüğünü ben yapıyorum. Biz dedik ki fotoğraf tartışmayacak mıyız? Sanat ve siyaset tartışmayacak mıyız? Her hafta bir arada, her ay bir arada olan insanlar. O zaman açalım Zoom'u ya da başka sosyal platformları. Oradan devam edelim konuşmalarımıza. Biz bunu devam ettik. Yani pandemi sanat ve kültürün nefes almasını belki zorlaştırmış, sahneleri kapatmış ya da toplantıları falan engellemiş olabilir ama içimizdeki enerjiyi engelleyemedi. Yani o işte yine de direnme duygusundan geliyor herhalde. O zaman şöyle bir kapanış yapmak doğru mu acaba? Yani teknolojik gelişmenin insanları nasıl üretimden uzak kopardığı ve uyuşturduğu gibi bir travmayı yaşarken insanlık ve ülkemiz gençliği, tersine bu teknolojiyi tersine çevirip pozitife çevirmede bir yol, çıkış yolu mu bu? Elbette. Yani zaten bütün konuştuğumuz her şeyin felsefi olarak sadece negatif veya sadece pozitif tarafı yoktur. Her olay, her vaka kendi içinde negatifliği ve pozitifliği barındırır. Sizin için hangisini çekip alacağınız önemli. Evet. Teknolojinin siz sanat ve kültüre özellikle insanın kültürüne, insanların yetişmesi için gerekli olan kültür altyapısını oluşturmak için kullanıyorsanız bu çok güzel bir şey. Ama örnekleri var. İnsanların beynini uyuşturmak için kullanıyorsanız o başka bir şey. Biz özellikle bunun için teşekkür ederek nokta koymak istiyorum Nezat Yıldıran arkadaşım. Siz bu yol göstericilikle yeni kuşakların teknolojideki yaşadığı travmadan çıkış yolu reçetenizi bir cümleyle kurar mısınız? Ben tek bir cümleyle şunu söyleyebilirim. Bu teknolojinin gelişmesiyle büyük bir bilgi şeyi var, seli var diyelim. Büyük bir bilgi seli var ama bunları rafine edip kendinize yararlı olanları süzmek ayrı bir yetenek işi. Yani bunu becermek gerekiyor. Kendini tanımak ve seçmek mi? Evet, bence öyle. Yani bunun içerisinde hani
Mevlana'nın sözü var ya, deryayı doldursan kabı kadar alır. Biz kabımızı nasıl oluşturduğumuza bakalım. Yani yoksa onlar milyonlarca görüntü, milyonlarca bilgi akar gider. Siz onların içerisinden kendinizi geliştirmeye nasıl alabilirsiniz, ona YouTube bakmak izleyenleri için özellikle bu vurgunuzun altını çizme gereğini duyuyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. YouTube kanalımız zaten çok değerli insanlarla, sizin sayenizde çok değerli insanlarla iyi bir arşiv oluşturmuş. Mesela sorduğunuz soruya bir örnektir bu. Oturup bütün gün Cumhuriyet TV'yi izleseler kendileri geliştirmiş olurlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.